Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Kas yapmam lazım biraz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hepinizin hayatında beni takip eden, beni seven, bana kalbini açan, bütün herkesin hayatında mucizelerin dolmasını, hayatlarının şifayla dolmasını, evlerinin üstünden şifaların pozitif enerjinin akmasını diliyorum. Kesinlikle. Bütün takipçilerimi de çok seviyorum. Gerçek anlamıyla. Şimdi 9 Aralık 2021 tarihine geldik. Saat 01. Bakıyoruz ve şunu söylüyorum. Abone olun, takip edin, aşağıya yorumlar bırakın, bir şeyler yapın. Çok rica ediyorum lütfen. Ve katıl bölümünde bilgisayarını açtığınız zaman orada 350 liraya 6 saatlik ve içinde başka videoların da olduğu bir eğitim programı var. Eğitimim var. Sözcüklerin gücü diye çok güçlü. Onu seyredip bir sürü insan hayatında çok pozitif etkilerinde olduğunu söylüyor. Aynı zamanda o program, bu paket aldığınız zaman o ay aldığınız saatten itibaren yeni ayda toplu enerjisel çalışma yapıyorum. Ve o gruba özel enerji yolluyorum. Enerjisel çalışma yapıyorum. Yaratım çalışması yapıyorum. Aynı zamanda meditasyon yaptırıyorum. O güne özel. Ona da katılabiliyorsunuz. Ve soru cevap yapıyoruz. O gruba özel sorularını da cevaplıyorum. Katılın. Hepinizden rica ediyorum ve çevrenizdeki bütün herkese de paylaşın. Bu YouTube kanalı 1 milyonu geçsin. Ben de açıkçası bu YouTube kanalından gelen girişli kanalı da okumayı düşünüyorum. Bakalım olacak mı? Olacak diye düşünüyorum ve oldu. Bunun için sonsuz ısıtlar neler? Hangi bilinç farkındalık ve konum olabilirim? Şimdi 9 Aralık 2021 tarihine baktığımız zaman bugün şimdi saat gece 1'den itibaren bakıyorum yine Ay Satürn'ü birlikte bakalım bu Ay Satürn'ün yanından çıkacak mı ve bu depresyon, negatif enerji, duygu bitecek mi? Oh! Sabah 8'de çıkıyor ama tabii derecesi çok düşük. Yükseltelim şimdi ayın derecesini. Saat 12'ye gel. Oh! Tamam. 3 dereceye geçti. Saat 12'de 9 Aralık 2021 saat 12'de Ay 0-3 derecede, Jüpiter 0-2-25'te. Jüpiter çok daha yavaş hareket ettiği için Ay çok hızlı hareket ediyor tabii. Ve yükselenden itibaren de birinci ev. Sonuç olarak birinci evde Ay-Jüpiter birleşimi var. Mutluluk demek. Satürn kendi evinde 12. evde kalıyor. Güzel. Sadece buradaki problem Venüs 0-0-24 derecede. Şimdi Venüs'ü daha önceki videoda da anlattım. Venüs daha bir boğulmalarda. O yüzden ilişkilerle ilgili böyle bir sıkılma, bunalma olabilir bu dönemlerde ama sonrasında kesinlikle çok iyi olacak ve çok olumlu yönde etkileyecek. Tabii ilişkilerle ilgili bir şeylerin oturması, toparlanması Şubat'ın 15'inden sonra. Bununla Şubat'ın 20'sinden sonra hatta çok daha iyi oluyor. Bununla ilgili özellikle anlatacağım önümüzdeki dönemlerde de. Daha net bir şekilde açıklayacağım. Ona göre de bir şeyler yapabilirsiniz. Ama ilişkiyle ilgili bu dönem kesinlikle sakin olun, geri çekilin, kendinize agresyona kaptırmayın. Bir öfke, kızgınlık olabilir. Yani bugün güzel olan bir şey, Mars 0-3 dereceye geldi. Boğulması bitti. Onun üstüne kendinizi daha aktif, daha enerjik hissedebilirsiniz. Enerjiniz daha fazla artabilir. Güneş güzel bir derecede, Merkür zaten güçlü bir konumda ama hepsi birden sonuçak şu an aynı yerdeler. Cinsellikle ilgili enerji iyi diyeceğim ama Venüs iyi durumda değil. O yüzden tam olarak gerçekten iyi değil ama eril enerji ve bazı şeyler yüksek. O yüzden agresyona, kızgınlığa çok yönelmemeye çalışın. Buradan erkek takipçilerine de kadınların çok kalbini kırmayın. Çünkü burada baktığımız zaman Venüs çok iyi bir konumda olmadığı için kadınlar daha hassas, kadınlar üzülebilir. Kadınlar böyle birazcık boğuldukları, sıkıldıkları, kendileriyle ilgili bir şeyleri çözmeye çalıştıkları bir dönemin içinden geçiyorlar. Böyle bir süreç var burada. Ama sonrasında daha toparlanacak, sonrasında iyi olacak. Ama kadınlarla ilgili özellikle farkındalık kazanılması gereken bir sürecin içinden geçiyoruz. Bunu da söyleyebilirim. Nedir onun adı? Onu da net, somut bir şekilde söylemek lazım. Ve şöyle bir şey var.
Ama bugün özellikle önemli bir şey yapacaksanız, önemli bir e-mail atacaksanız, görüşme yapacaksanız, meditasyon yapacaksanız, başvuruda bulunacaksanız saat 12 ile 12.30 arası kesinlikle iyi bir saat dilimi. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Güzel. Yani buradaki bu mutluluk. Tamam, hala sonuçta ay sonraki evde Satürn'ün başlangıç dönemine geldi ama Satürn 12. evde kalıyor aydan ve yükselenden itibaren. O güzel. Ve yükselenle Jüpiter hem aydan hem yükselenden itibaren birinci evde en yüksek noktada güçlüdür, yani güçlenir Jüpiter ve çok ciddi bir koruma sağlar. Bu haritalarında olan insanlar daha huzur içindedir, daha rahattır. O yüzden mesela bugün saat 12-12.30 içinde bir şey başlattığınız zaman kesinlikle daha iyi, daha pozitife doğru bir gidişatla kendini gösterebilir. Bunu da söylemek lazım. Kesinlikle. Saat 1'den sonra 1.30 gibi hani o kadar hani wow değil. Onu söyleyeyim. Size ben şöyle başka bir saatler bakalım. Şimdi bir dakika. Böyle daha iyi bir saatler. Farklı konularla ilgili olabilir ama böyle mutlu olacağız. Mesela saat 15 arkadaşlarımızla buluşmak için güzel bir saat. Ama iş hayatıyla ilgili o kadar iyi bir saat değil. Ama saat 3 arkadaşlarla bir şeyler yapmak için kesinlikle çok iyi bir saat. Onu söyleyeyim. Arkadaşlarınızla bir geziye gidiyorsanız, mesela saat 3'te de evden çıksanız, ona doğru yönelseniz kesinlikle olur. Bunu da söyleyebilirim. Şimdi bir dakika, bir şey kontrol ediyorum burada. Burada şöyle bir şey var. Bir kere evet, yani burada mesela saat 16 işle ilgili kesinlikle çok pozitif ve çok olumlu, çok iyi etkileyen açılar var. Kesinlikle. Ama bir taraftan da bir agresyon var. Mesela devletle ilgili, işlerle ilgili o kadar iyi değil. Onu söyleyebilirim. Ama mesela sadece iş yeriyle ilgili olan konularla ilgili kesinlikle çok daha iyi, çok daha pozitif. Bunu da söylemek lazım. Ve mesela baktığımız zaman ilişkilerle ilgili ama mesela iniş çıkışlar veriyor ve bazı zorluklar veriyor. Saat 17 ve sonrasına mesela gelecek olursak saat 18'den itibaren özellikle daha çok 19, mesela devletle ilgili başvurular, mesela bir e-mail atacaksınız, internetten bir başvuru yapacaksınız. Devletle ilgili mesela konular adına güzel etkiler var. Onu da söyleyebilirim. Ama mesela saat daha bir ilerleyelim. Saat 22-23 sularında ilişkilerle ilgili çok pozitif, çok olumlu açılar var. İlişkide bir mutluluk, bir pozitif gidişat var. Kesinlikle saat 22 ve saat 23 ilişkilerle ilgili kullanılması gereken bir saat. Özellikle 23. İlişkideki birisine mesaj atabilirsiniz, arayabilirsiniz, karşılıklı konuşabilirsiniz. Pozitif, olumlu etkiler verir. İşle ilgili de yükseliş açısı var. İşle ilgili de başvurular, çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Evet. Canım takipçim, hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Sizi seven bir can. Hoşçakalın.